Dostlar selamlar aleyküm. Yıllardır Batı Türkiye'ye ambargo uygulamak için sıraya giriyor ama bu konuda en net ve en sert ülkelerden biri her zaman Almanya'ydı. Zaten Almanya'nın ambargosu yüzünden Eurofighter savaş uçağı satın alamadık bugüne kadar. Şimdi ise Almanya'nın ambargoyu gevşettiğini gösteren bir haber geldi. Tabi bu haber gündemi bir anda değiştirdi. O yüzden bugün bu konuyu konuşalım. Artık Türkiye Eurofighter savaş uçağı satın alabilir mi? Peki bu uçak nasıl bir uçak? Türkiye alırsa işine yarar mı? Bugün bu tarz soruları cevaplıyoruz. Dostlar videoya başlamadan önce çok kısa bir duyuru yapacağım. Bu an benim için çok özel bir an çünkü elimde uzun süre emek verdiğim bir eser var. Kalibre Mavi Vatan. İlk kitabım ve aynı zamanda da büyük işler yapacağına inandığım bir roman serisinin de ilk kitabı. Kitapla ilgili detaylı bir videoyu kanalda yayınlayacağım elbette. Ama kısaca özetlemek gerekirse aslında ABD ve Yunanistan Türkiye'yi savaşa çekerse ne olur sorusunun cevabı bu kitap. Adalar denizinde geçiyor. ABD ve Yunanistan yıllardır yaptıkları hazırlığın verdiği güvenle Türkiye'yi savaşa çekiyorlar. Türkiye ise yıllardır geliştirdiği, ürettiği, açıkladığı ve gizlediği silah sistemlerini sahaya sürüyor. Aynı zamanda bugüne kadar kimsenin bilmediği Pars adlı gizli teşkilatını da harekete geçiriyor. Sonrasında olanları zaten romanda okuyacaksınız. Biraz hacimli bir kitap oldu çünkü çok fazla savunma sanayi ürünümüz var içinde. Yani aslında kitapta hem Adalar Denizi'ndeki gerginlikten dolayı bölgesel politik geçmişi ve geleceği hem de Türkiye'nin milli savunma sanayi ürünlerinin detaylarıyla bulabileceksiniz. Yani bu bir kurgu roman ama hem olaylar hem silahlar o kadar gerçek ki neyin kurgu neyin gerçek olduğunu sürekli karıştıracaksınız. Kitabın dağıtımı başladı. Artık tüm kitapçılarda bulabilirsiniz. Ayrıca internette de büyük kitapçılarda satılıyor şu anda. Linkleri açıklamaya bırakırım. Aldıktan sonra okurken ya da okuduktan sonra kitapla ilgili görüşlerinizi Instagram'da hikaye yapıp beni etiketlerseniz ben de hikayenizi paylaşırım. Bu şekilde herkes okuyucu görüşlerini de görmüş olur. Şimdiden keyifli okumalar. Avrupa tarafında ilginç şeyler yaşanıyor. Biliyorsunuz uzun zamandır Türkiye'ye ambargo uyguluyorlardı. Özellikle Suriye'de yaptığımız sınır ötesi harekatlar sonrası batı bize ambargo uygulamak için sıraya girdi. Sonrasında da Libya Doğu Akdeniz, Karabağ filan derken arayı iyice açtık. Son aylarda ise ülkeler ambargoları birer birer iptal etmeye başladılar. Ama bir tek Almanya bu konuda hala sert duruyordu Amerika ile birlikte ve en önemlisi Türkiye'nin Eurofighter savaş uçağı alımının önünde engel oluşturuyordu. Onay vermiyordu. Şimdi ise bu durumu değiştirebileceği düşünülen bir gelişme yaşandı. Almanya Türkiye'ye füze, torpido ve deniz platformu yedek parçalarından oluşan 336 milyon euro değerindeki silah paketinin satışını onaylama kararı aldı. Bu paket içerisinde 100 adet ram hava savunma füzesi var. Bu önemli. Bunun yanında bir de normalde önemli olarak DM-2A4 torpidoları var ama şu an artık bu o kadar önemli değil. Çünkü zaten bunun yerine Türkiye Akya ağır torpidoyu üretti ve deniz kuvvetlerine teslim etti. Yani şu an bu konuda milli çözümümüz var. Bunun dışında işte motor parçaları filan da var ama esasında önemli olan onaylanan paketin içeriği değil. Konuşulmasını sağlayan Almanya'nın ambargoyu kaldırmış olması. Tabi komple ambargoyu kaldırdı mı yoksa yumuşattı mı? onu zaman içinde göreceğiz. Sadece yumuşamış olma ihtimalleri de var. Çünkü zaten bugün onayladıkları siparişleri uzun zamandır bekletiyor olsalar da Almanya özellikle kara ve hava kuvvetlerine ambargo uyguluyordu. Deniz kuvvetlerine daha yumuşak bir ambargo uyguluyorlardı. Bu hafta onaylanan paket deniz kuvvetleriyle alakalı olduğu için ambargonun yumuşaması anlamına da gelebilir. Ama bu özellikle Türkiye'nin almak istediği Eurofighter savaş uçağı alımının önündeki engelin kalkması olarak görüldü. Çünkü Türkiye 40 adet Eurofighter almak istiyordu. İngiltere, İtalya ve İspanya bu alımı onaylıyordu ama Almanya karşı duruyordu ve o yüzden de satış gerçekleşmiyordu. Şimdi bu satışın gerçekleşme ihtimali ortaya çıktı. Yani Türk Hava Kuvvetleri filosunda yakın bir dönemde 40 adet veya belki sayı değişebilir daha fazla Eurofighter Typhoon savaş uçağıyla tanışma ihtimalimiz oluştu. İşte bu yüzden bugün bu uçağı konuşalım biraz. Çünkü böylesine büyük bir alımın işimize yarayıp yaramayacağı konusu elbette önemli. Bu savaş uçağı bizim işimize yarar mı? Bu soruyu cevaplamak için öncelikle bu uçağı tanımlayalım gerekiyor. Eurofighter Avrupa Birliği üretimi çok rollü bir uçak. Aynı F16 gibi. Çift motorlu yani güçlü bir platform. Avrupa Amerika'nın F serisi savaş uçaklarına bir alternatif arıyorken 70'lerin ortalarında bu projenin temelini attı. Fransa, Almanya ve İngiltere European Combat Aircraft programını başlattı. Ama bu program çok uzun sürmedi. Ülkeler anlaşamadılar ve 1981 yılında projeyi iptal ettiler. Daha sonra Almanya, İtalya ve İngiltere bir proje daha başlattı. Ama kısa bir sürede bu programda da sıkıntılar yaşandı. Almanya ve İtalya ben bu programa bütçe ayıramıyorum deyince İngiltere kendi başına başına devam etme kararı aldı. Ama tüm bu olumsuzluklara rağmen beraber proje geliştirmek için sürekli bir girişimde bulundular. Buna devam ettiler. Mesela 1983 yılına gelindiğinde İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya ve İspanya geleceğin Avrupalı savaş uçağı projesini başlattı. Ama bu projede Fransa sorun çıkardı ve projeden çekildi. Çünkü amacı kendi savaş uçağını üretmekti. Ki o süreçten sonra zaten bugünkü bildiğimiz Rafale savaş uçağının temelini attılar. Ama İngiltere, Almanya ve İtalya projeye devam etti. Hatta 1986'da ilk prototiple testlere başladılar ve bugünkü Eurofighter projesi başlamış oldu. İlk prototiple yapılan testlerle 5 yıl boyunca dizayn çalışması yaptılar. İngiltere ve Almanya için 250'er, İtalya için 165 ve İspanya için 100 adet uçak üreterek başlama kararı verdiler ki zaten bu sayı onların projedeki katılım oranlarını da gösteriyordu. Bu sefer girişim başarılı oldu ve Eurofighter 1994'te ilk uçuşunu Almanya'da yaptı. Bu uçuştaki prototip şu an bildiğimiz EF2000 versiyonu. Bu ilk uçuştan sonra çok yoğun şekilde çalışmaya başladılar ve uçak gerçek anlamda gelişti. Dünyanın en başarılı avcı uçaklarından birine dönüştü ve seri üretimine başlandı. Hatta üretilen ilk uçak 2003 yılında İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetlerine teslim edildi. 2013'ten 2017'ye kadar 14 yıllık süreçte toplamda 500 adet Eurofighter üretildi. Sonra da elbette devam etti. Bu şekilde Eurofighter filosu Batı yarım küredeki en büyük ve en yetenekli savaş filolarından biri haline geldi. Ama tabii ki bunu sadece Avrupa kullanmıyor. Arap coğrafyasında da biliyorsunuz bir hava kuvvetlerini çeşitlendirme mantığı var. Bulabildikleri her savaş uçağını alıyorlar. Eurofighter'ı da Arap ülkeleri genel olarak aldılar. Zaten Eurofighter projesinde alıcılar için bir avantaj da var. Uçak dünyada en fazla çeşide sahip olan uçaklardan biri. Çünkü alıcısının talebine göre her siparişte uçak yeniden dizayn ediliyor. Bu yüzden de şu an 20'ye yakın varyantı var. Peki bu uçakları önemli yapan, yani caydırıcı hale getiren ne? Öncelikle taşıdıkları Captain radarına değinmek lazım. Buralar 2000 sonrasında dünyada yazılan en iyi yazılımlardan biri olarak kabul ediliyor. 185 kilometre gibi bir mesafeden hedefleri tespit edebiliyor. 185 kilometre hava hava görevlerinde çok ciddi bir üstünlük anlamına geliyor. Bu yüzden hava sahanızı korurken sahip olmak isteyeceğiniz bir uçak bu. Genel özelliklerine de bakacak olursak bu uçak 16 metre uzunluğunda. 11 metre kanat açıklığına sahip. 23,6 ton azami kalkış ağırlığı var. Boş ağırlığı ise 11,2 ton. İnanılmaz çevik bu uçak. 11 bin feet irtifaya 2 dakika 38 saniyede çıkıyor. Bu yüzden de hava savaşlarında ya da havacılık tabiriyle konuşursak it dalaşlarında oldukça başarılı. Yani bu uçak için güçlü bir savaş makinesi desek yanlış olmaz. Türkiye bu uçağı boşuna istemiyor ki zaten bu aslında bizim bu projeyle ilk defa muhatap oluşumuz da değil. 2006 yılında bu uçağı bize teklif etmişlerdi. Hatta ortaklık teklif ettiler. Sadece satış değil. Ortaklık seviyesi de Türkiye'nin alım miktarına göre belirlenecekti. Eğer Türkiye 40 adet alırsa montaj imkanı tanınacaktı. 80 adet alımda ise kaynak koduna sınırlı miktarda erişim izni verilecekti. Eğer Türkiye o dönem 120 adetlik sipariş verseydi bütün sınırlar kaldırılıp kaynak koduna tam erişim izni sağlanacaktı. Yani 120 adet alımda sanki yerli savaş uçağı öğretmişiz gibi bir imkanımız olacaktı. Hatta o kadar ki 120 adet alsaydık 3. ülkelere yapılacak olan ihracatlardan pay da alacaktık. Bu cazip bir teklifti ama o dönemler bunun karşısında bir de F-16 F-35 projeleri vardı. Tabii biz 5. nesil bir savaş uçağının olduğu bir paketin daha cazip olduğunu düşündük o dönem. Tabi bunun yanında bir de bu uçan bazı dezavantajları vardı. Hani Eurofighter'ın hep olumlu yönlerinden bahsettik ama Türkiye'nin o dönem savaş uçağı için ABD'ye yönelmesinde Eurofighter'ın olumsuz yönlerinde etkisi var. Bundan da bahsetmek gerekiyor. Yani dezavantajlarından. Mesela motor arızası durumunda bu uçan bakımı çok zor. Çünkü motorun mimari yapısından dolayı en ufak bir arızada bile motorun komple sökülmesi gerekebiliyor. Tabii ki bu da tamirat sürecini çok zorlaştırıyor. Özellikle bir savaş durumunda büyük sıkıntı oluşturabilir bu. Tabii ki bu bir de maliyetlerin artması anlamına geliyor. Bu uçağın lojistik kısmı da F-16'ya göre sıkıntılı. Çünkü ekibin kullandığı teknik teçhizat hem çok fazla hem de çok hantal. Bunun için geçici görevlerde falan üst değişikliği yapmak çok zorlaşıyor. İşte Türkiye o dönem hem bunları göz önünde bulundurdu hem de ABD tarafı 5. nesil F-35 savaş uçağının olması Türkiye'ye daha cazip geldi. Mantıklı mıydı derseniz düşününce alınan karar mantıksız değil. O zamanlar F-35 projesinden çıkarılma ihtimalini aklımıza bile getirmezdik ve öyle bir ortamda 5. nesil savaş uçağı neredeyse oraya yönelmek gayet normal. Peki şimdi bugünü konuşursak eğer, tahmin edildiği gibi Almanya ambargoyu kaldırırsa bu uçak Türkiye'nin işini görür mü? Burada şunu tekrar hatırlatmakta fayda var. ABD ile sorunlarımız, gerginliklerimiz hiç bitmiyor. Onun için hem F- 35, hem de F-16 alımında sıkıntı yaşayacağımızı kolaylıkla söyleyebiliriz. Ayrıca bizim şu an 5. nesil bir savaş uçağına ihtiyacımız yok. Çünkü Türkiye zaten 5. nesil bir savaş uçağı geliştiriyor. O geliştirilene kadar bir ara çözüm lazım bize. Elbette olsaydı F-35 çok iyi olabilirdi. Ama yoksa eğer bu da çok acil bir ihtiyaç değil. Normalde bu ara çözüm için en iyi seçenek elbette F-16 blok 70 olur. Çünkü her yönüyle tanıyıp bildiğimiz bu uçağın üretimi bile Türkiye'de yapılacak. Ama ABD bizi bu konuda oyalıyor. Uzun zamandır bunu yapıyor. Bunu göz önünde bulundurduğumuzda bizim Eurofighter'la ara dönemi atlatmamız çok da mantıksız olmayacak. Zaten sonrasında Anka envantere girdiğinde bizim savaş uçağı ihtiyacımız ortadan kalkacak. O yüzden şu an eğer Almanya ambargoyu kaldırırsa Eurofighter savaş uçağı almak oldukça mantıklı olur. Yani kısaca özetlemek gerekirse dün savaş uçağı tedariği için ABD tarafını tercih etmek daha mantıklıydı. Ama bugün yaşanan siyasi gelişmeleri de konuya dahil ettiğimiz zaman kolayca söyleyebiliriz ki Eurofighter alımı artık mantıklı hale geldi. Düne kadar tercihti, bugün bir zorunluluğa dönüştü diyebiliriz biraz da. Tabii ki eğer olur da ABD F-16 blok 70 savaş uçağını tedarik ederse önceliğimiz o olmalı. Ama yaşanan siyasi gelişmelere baktığımızda bu durum çok da mümkün gibi görünmüyor. Ve bunları görünce sadece şunu diyorum... Keşke Türkiye'deki ciddi savunma sanayi projeleri 2000'lerden sonra değil de 80'lerden hadi belki 90'lardan sonra başlamış olsaydı. Çünkü öyle bir evrende biz şu an milli savaş uçağımızı zaten kullanıyor olurduk. Bu işlere çok geç başladık. İşte o yüzden bugün bir ara çözüme ihtiyacımız var ve Eurofighter bu ara çözüm için iyi bir seçenek gibi görünüyor. Önümüzdeki haftalar içerisinde muhtemelen Almanya'nın bu konudaki tavrı netleşir ve biz bu konuyu daha detaylı şekilde tekrar konuşuruz inşallah. Allah'a emanet olun.